Merhaba dostlar, ben bugün artefekleri kontrol etmeye devam ediyoruz. Yeni çıkan artefek, özel artefekleri daha doğrusu, onları inceleyeceğiz. Evet, bu kimmiş? Lazerin. Lazer çok iyi bir karakter değil ama artefekini okuyalım. Hasar vurduğunda bu Sand Erosion siteyi 3 olduğunda Rage dolduruyormuş. Çok güzel. Rage dolduruyorsa çok iyi çünkü Lazer'in tüm olayı skill atmak. O zaman fakat şöyle bir olay var, %1,5 sadece ve hasar da attırıyor. Tamam, bu gayet iyi fakat %1,5 raid çok azdır. Niye? Çünkü şöyle bir artefekt var sarılarda, hemen gösterelim. Bu değil. Bu. Mesela her vuruş, her 5 dakikada %5. Bir tane daha var, direkt daha iyisi bu. Bu galiba %40'a kadar mı çıkıyordu? Şimdi unuttum şimdi. Bende artı 25'i var zaten bunun. Bu çok daha iyi arkadaşlar, lazere vesaire. Çünkü lazerin olayı hasardan ziyade, yani daha doğrusu biz lazeri hasardan ziyade skill için kullanıyoruz. Onun için çok iyi. Fakat siz hasar olarak da kullanıyorsunuz. Kendi artefekti inanılmaz iyi. Devam edelim. Tidebreaker Razak. Bir dakika. Hasarı %40 arttırıyor ve bir dakika, nasıl ya? Increases Decrease, increase. Increase arttırmak. Hasarı %40 arttırır. %25 de damage dealer. Ha, ultinin hasarını %40 arttırıyor. Düz hasarı da %25 arttırıyor, 15 saniye. Herhalde o, yani çok iyi anlamadım. Çok iyi artifek gözüküyor. Glacial Wings. Oo, Valkyrie. Ha, çok iyi değil. Niye? Çünkü sadece kalkan kazanıyor. Her türlü diğer artifekler daha iyidir bunda. Şöyle devam edelim. Yani her türlü Valkyrie yerine hangi artefekti şöyle göstereyim. Ya bu menziline göre hasar. Çünkü niye bu en iyi? Çünkü Valkyrie'nin eve kim birse menzili inanılmaz iyi. Fakat bu da oluyor. Bu da hasar yemeyeceği bir konumdaysa iş görür. Ama en iyisi Rhyme diyebiliriz. Bu mu o mu? Bence açık ara Rhyme. Çünkü kalkan oyunda çok önemli değil. Bu oyundaki genel mantık en çok hasar vurmak, yani ne kadar çok hasar vursan o kadar iyisin aslında. Stratejik bir oyun olması gerekirken oyun o kadar garip karakterler dizayn etti ki artık mesela biz bir aşamayı geçmek için işte healer'a, kalkancıya, şuna buna ihtiyacımız varken biz ne yapıyoruz? Biz sadece inanılmaz yüksek hasar çıkaran karakteri alıp direkt tek atıyoruz her şeye. Ondan dolayı çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Direkt hasar çok daha mantıklı gibi. Silas'ınkini zaten önceki videolarda bahsetmiştim. İnanılmaz inanılmaz iyi Silas'ınki. Çok iyi. Buna geldik. Calypso. For every 12 instance damage dealt by Stillstone. Ekstra o Steel Stone'ları %140 hasar vuruyor. Çok iyi. Nether Messenger'ın bu mu? Ya büyük ihtimalle bu daha iyidir. Onu düzenlemişlerdi. Çünkü 5 stack olunca, Awakening 5 olduğunda bu çok daha iyi vuracak. Çünkü Steel Stone'ların hepsinin hasarı artıyor. Buydu değil mi o? Evet, Calypso. Bu Pharo. Kamet'in ultisini %25 arttırıyor. Bu bence çok iyi. Bir de B-Level'inde 125. Bunun maksimum level'inde kaç olduğunu düşünün. Şöyle bir Starlight'a bakalım bir de. Starlight sadece %20 atak arttırıyor. O direkt %30 hasar arttırıyor direkt bir kere. O çok iyi. Şöyle nerede? Buradan devam edelim. Şunları da anlatalım. Bu videoyu bitirelim. Bu kimmiş? Ezreal. Ezreal'i hiç okumaya bence gerek yok ama yine de adı neyse. Healer'lar biliyorsunuz çok önemli karakterler değil. Increase Hero Healing Effect by 10. 10 arttırır diyor healing efektini. Ultisi. Bu Enlightened Breed neymiş, ona bakalım bir. Enlightened Breed ultisi mi? Çok emin değilim. Nerede Ezreal? Ben Ezreal'i kasmıştım ha, burada. Ultisi mi? Yok, ultisi değil. Buymuş. Ben Elijah 130 Instagram. Bir karakterin canı 130'un altının üstünde %220 daha fazla can veriyormuş Ezreal. Çok iyiymiş. O zaman o çok iyi. O çok iyi artifek Ezreal için. Ama dediğim gibi healer'lar oyunda çok işe yaramıyor. Sırf işe yarasınlar diye Immortal Codex getiriyorlar. Şöyle göstereyim. Immortal Codex. Ama bu seferki stage'de, yani bu seferki Immortal Codex'te healer'lar işe yaramıyor. Devam edelim. O sayfayı bitirelim. Devam edelim. Forge diyelim. Exclusive Forge. Şöyle. Neredeyiz? Bunu yaptık değil mi? Ezrin. Evet. Hatsut. Hatsut çok iyi. Direkt %20 hasar attırıyor ve yani ilk koyduğumuzda görünmez olduğunda %20 hasar artıyor. Ekstra ultisi aktif olduğunda da 3 saniye görünmez oluyor.
Aa, çok iyiymiş. Direkt zaten en iyi artefekti bu olur büyük ihtimalle. Diğerlerine hiç bakmıyor. Sadie. Bakalım. Heal'la alakalı ama biz Sadie'yi Heal'dan çok daha çok ultisinin shield azaltmasıyla alakalı kullanıyoruz. Ondan da çok iyi bir artefekt değil. Bence yani. Arrogance'inki güzeldi. Fakat sadece %20 arttırması ve sadece kanama olanlarda olması bir tek şey, üzücü. Bunun güzel tarafı şuydu. Ekstra 5 saniye daha mıydı? Evet. Austin Fix Burning 5 saniye daha kanama yapıyordu. Güzel. Yani bunun artı 25'ini bulursanız daha iyidir ama diğer türlü bu çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Buna geldik Kaptan Reef. Kaptan Reef yok. Zaten exclusive yani özel bir karakter. Zaten buna sahipseniz büyük ihtimalle artifekleri çok iyi biliyorsunuzdur. Buna sahip değilseniz de hiç okumanıza gerek bile yok. Çünkü bu karakteri bir daha elde edemeyeceksiniz. Ta ki fikirlerini değişirlerse. Yani en kötü bir yıl boyunca gelmeyecek. Öyle söyleyeyim. Bakalım bir. Evet, yani çok iyi, çok iyi de artifact direkt diyor ki hasarını %15 arttır. Boiling ultisi galiba çok emin değilim hangisi olduğunu. Her karakter öldüğünde de %1 hata artıyor. İlk videoda zaten bahsetmiştim Zilton'un artifactinden. Zilton'un artifacti evet güzel fakat işte Cove dediğimiz daha doğrusu yeni ismiyle bakalım. Wailing Skull inanılmaz iyi bir artifact çünkü karakterin direkt statlarını kopyalıyor. Ondan da hiç yüzüne bakılacağını bile düşünmüyorum yani bunun. Belki artı 25'ini test edip kontrol edebiliriz ama yani bilmiyorum belki. Düşüneceğiz. Evet bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bütün artefektleri de tek tek tanıtacağım. Kendinize iyi bakın.